Bitiremediler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizde ülke uçacak, herkes bizi kıskanacak dediler. Hatta tek adam kürsüye çıkarak bu kardeşinize verin yetkiyi, dolarla, faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz diyerek şov yaptı. Yetki verildi, bedelini ise 85 milyon yurttaşımız kısıtlanan özgürlüğüyle, yaşadığı hak ihlalleriyle, işsizliğiyle, alım gücünde yaşadığı düşüşle ödedi. Yoksulluğuyla ödedi. Etkilerini verilerle sizlere açıklıyorum. Yeni sisteme geçtiğimiz 2018 yılında 72,8 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe açığı 2023 yılında 1,3 trilyon olarak gerçekleşti. 2018'de 4 lira 75 kuruş olan dolar 30 lira 70 kuruş oldu. 2018'de 5 lira 50 kuruş olan euro bugün 33 lira 11 kuruş oldu. 2018'de 194 lira olan gram altın 1995 lira oldu. 2018'de 6 lira 31 kuruş olan benzin 40 lira 41 kuruş oldu. 2018'de 5 lira 73 kuruş olan motorin 45 lira 12 kuruş oldu. 2018'de 3 lira 47 kuruş olan otogaz 20 lira 82 kuruş oldu. Dolar %546, euro %502, gram altın %928 oranında arttı. Benzin %537, motorin %687, otogaz %500 artış gösterdi. 2023 yılı yolsuzluk algı endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 34 puanla 115. sırada yer aldı. Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117. sırada yer aldı. Dünya basın özgürlüğü endeksinde ise 180 ülke arasında 165. sırada yer alıyor. Yalan vaatlerle, göstermelik hamlelerle, sahte açıklamalar, montajlanmış görüntülerle her seçim öncesi halk kandırıldı. Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde AKP iktidarının, saray iktidarının artık vatandaşa vereceği, anlatacağı bir hikaye hiçbir şey kalmadı.